Evet şimdi de kazanım 9'dayız. Şekilde ayrıtları 6 santim, 8 santim, 10 santim olan dikdörtgenler prizması biçiminde bir tahta bloktan bir ayrıtının uzunluğu 1 santim olan küp biçiminde bir parça kesilip çıkarılıyor. Oluşan cismin alanı. Bir kere şöyle normalde şurada ne olduğunu anlamamız lazım. Aslında biz burayı kestiğimizde ve kestiğimiz yerinde ayrıtları birer santim. Ee, şu üstteki bölüm, bak şu üstteki bölümü çiziyorum şimdi. Bu gidiyor. Ama bu sefer e, kesme işleminden sonra şu alttaki bölüm geliyor. Yani bunlar dengede. Gitti geldi bir şey değişmedi. Ee, peki neler oldu? Bunun dışında şu yan taraflarda, bak sağ yanda. Sonra şu sol yanda. Biz onu göremiyoruz bu açıdan. Bir de e, ön tarafa bir bakalım. Şimdi bu sağa sol geldi. Bu e, katıldı. Yani yeni alan eklenmiş oldu. Ön taraf gitti. Bize bakan yüz gitti. Ama bu sefer de şu arka taraf kesme işleminden dolayı geldiği için o da dengede. Yani bize e, bir şu sağ ve sol yüz olarak iki alan gelmiş oldu. Onların da her birinin alanı 1 bir yaptığı için hani ayrıtlar bir bir ya 1 1 çarptık 1 burası da yine 1. Normalde bunun alanına ne yaptık? 2 eklemiş olacağız. Peki bulalım 2 çarpı hani bunun alanı nasıl bulunuyordu? 2 çarpı bütün ayrıtların ikişerli çarpımıydı. 10 çarpı 8 sonra 6 çarpı 8 ve ne kaldı geriye? 6 çarpı 8'i yaptık. Bir de 6 çarpı 10. E, artı 2'dir diyeceğiz. İçerisi 80, 48, 60 ve artı 2. Şurası 140 yapıyor. Sonra bu e, 48 ekledik. 188. 188'i de biz 2'ye çarparsak 376 yaptı. 2'yi de öyle ekledik. 370. 8 yapıyor. Cevabımız D şıkkı. Peki geçeceğiz. Şimdi burada bunun ayrıtı olmuş küpün. Sonra bloktan ayrıtı 2 santim olan küp kesiliyor. Bize şu AK uzunluğu soruluyor. Acaba neler var burada? Şöyle bir indireyim. İndirdiğim zaman şunun Ayrıtları 2, 2 olduğu için bura 2 oldu. Burası 10'du tamamen. Demek ki şuraya 8 kaldı. Sonrasında burayla bu nokta nokta çizdiğim çizgiyle şurası aynı. O zaman burası 10 iken o da yine nedir? 10'dur. Yani burada küçük bir pisagor işlemiyle soruyu çözeceğiz. 8'in karesi artı 10'un karesinin karekökü. Evet bunları ben 2'nin karesi parantezine bir alayım. O zaman burada 4'ün karesi artı 5'in karesi kaldı. 2'nin karesi dışarı 2 diye çıktı. 16, 25 daha 41 yaptı. 2 kök 41 geliyor. Cevabımız E şıkkında çıktı. Devam edelim. Ayrıt uzunlukları 6, 3 ve 4 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloktan tabanının bir ayrıtının uzunluğu 1 santim olan kare dik prizma çıkarılıyor. Şu uzun boylu olan yapı atılıyor. Kalan cismin hacmi nedir diye sorulmuş. E, soru çok rahat. Bir kere bütün hacmi bulacağız. Kalan cismi soruyor değil mi? Bütün hacim şudur. Taban alanı 6 çarpı. Yüksekliğimizde 4. Eksi. Şimdi e, şu 1 ise bu da 1. Bunlar da 1'dir. Niye bunlar 1? Çünkü bize karedik prizma diyor. Yani tabanımız kare. O halde bunun hacmi de 1 çarpı. 1 çarpı yüksekliği 4. Evet durum bu. Şurayı çarptığımız zaman ne elde ettik? 72. 72'den de 4'ü çıkardım. 68 santimetre küp çıkıyor. C şıkkında.